Büyük bir konvoy, büyük bir yürüyüş koluyla Ankara'dan cenazelerle birlikte yürüyoruz. Yanımda çok yaşlı bir kadın var. Çok zor yürüyor ama koluna asılmış, bir taraftan muhabbet ediyoruz. Ben diyorum ki, ana sen çok yaşlısın, otobüse bin, biz yürüyeceğiz. Hayır, ben de yürüyeceğim diyor. O dönemde Salman Kaya'nın Ankara'da bir siyasi polis tarafından, o eski telsizleri hatırlıyorsunuz, o tuğla kadar telsizle kafasına vurularak gömüldüğünü televizyonda izlemiştik. Ben de teyzeye dedim ki, görüyorsun teyze işte, onlar yaşlı genç dinlemiyorlar. Bak Salman Kaya'nın kafasına nasıl vurdular. Teyze bana dedi ki, hiçbir şey olmaz ona, ona hiçbir şey olmaz. Dedim ama yani insan beyin sarsıntısı geçirir, o kadar vurdular. Ben onu küçükken kaç defa betona düşürdüm, ben anasıyım dedi. Şimdi başkan adayımızı konuşmasını yapmak için çağırıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani tabii doğrudur, biz öyle bir ailede geliyoruz ki ailemizin bütün kartları devrimci mücadele. Benim anam Ömer Aya'dan, Cihan Altekin'den, Deniz Gelmiş'te bütün arkadaşlarımızı ismen, tek tek ismen dedi. Onun için tabii herkesin anası, kutsal burada anamın öyle bir kutsal özelliği var. Şimdi sevgili arkadaşlar, nasıl siz çekiyorsunuz? Geçmişte 1 Mayıs'ta olduğu zaman bir eski abimiz vardı, devrimci bir abimiz vardı. Çantaları hazırlardı. Kapının arkasına sorduk ki polis gelsin, bizi götürsün. 1 Mayıs geçene kadar birinci şubede, ki birinci şubenin o tabutluklarına da sayısız defa gitmişliğim var. Şimdi bakıyoruz da sel gibi güçlü bir şekilde, ama burada daha çok devrimci Kürt hareketinin güçlülüğüyle diğer, çünkü devrim mücadelesi Türklerin yahut da etnik yapılara göre falan etnik yapıların değildi. Bütün halklarındır. Dolayısıyla bu öncülüğü sağlıklı yaptıklarına inanıyorum. Ve diğer devrimci arkadaşların da burada bir bütünlük arz etmesini, bütünlük sağlamasını benim bireyimdir arzumdur. Önce arkadaşlar bir defa şöyle, çok konuşacağız elbette, çok sokak sokak gezeceğiz. Benim yüküm biraz daha ağır. Yüküm biraz daha ağır. Geldiğim yer daha çok böyle işte Ankara'nın sokaklarını, Hıdırlık Tepesi'ni, bilmem Mama'nın tepelerini çok iyi biliyorum. Genellikle Anadolu'da gelmiş, şu an İstanbul'da bir anket yayınlandı, Üstad Alman onu izah edeyim. İstanbul'da Alevi kökenli nüfus %4. Bu nedir biliyor musunuz? Bu gelin kendini gizleme olayı. Kendini gizleme olayı. En mağdur bir halktır. En mağdur bir halktır. Ama karşında 3 tane MHP'li vardır. Elbette ki bunun bir tanesi özelliklidir. Özelliklidir çünkü eski MHP'li değil. Şu anın MHP'lisi Ökkeş Tengeri'nde ülkü taşıdır. Yani o olaylara değinerek mezhepçilik yaptığını ve hatta o olaylara değinerek etnik belli şeyleri ve hatta geçmişin çatışmalarını kaşıdığını zannetmedim. Ama
balık hafızalı olmamak lazım. Çorum'da Veride'de iki grup karşı karşıya geliyor. Veride'de diyor ki ya bunlar benim komşularım. Bunlar gideyim çatışmayı önleyeyim. Yani kişilik ağırlığını oradaki çatışmayı önlemede kullanmak istiyor. Veli dedeyi kaptığı gibi canlı canlı fırına atıyorlar. Canlı canlı fırına atıyorlar. Dolayısıyla şimdi kalkıp da balık hafızalı olup da eğer gidip o geçmişteki cellatlarına güç verdikleri zaman yazıklar olsun benim. Çünkü tekrar yanlış anlamayın. Buradakiler herhalde ekip arkadaşlardır düşünce bakımında. İlk kaleciler 1350 yıl önce Kerbela'daki 72 kişidir. Onlar hangi saraya satılıyor? Onlar hangi valiliğe satılıyor? Ümmü Gülsüm'ün sakinesi hangi şeye satılıyor? Canıyla ödüyorlar. Sen şimdi kalkacaksın bir kaşaran işçiliği için ve bir de ülkücü köprüğünde geçirmek isteyenlerin çabalarıyla kendi cellatına o onurlu insanları yönlendireceksin. Buna kesinlikle verilmemesi gerekir. Şimdi demin başta söylediğim gibi bunları sokak sokak toplantı elimizde geldiği kadar anlatacağız. Şu kadar diyelim, olayı kapatayım. Bir de tebeğinin birinde onu söylemeden geçemeyeceğim. Denize, deniz gezmişe hakaretler. Yaşar Kemal'a hakaretler. Şimdi sen kaç paralı adamsın? Burada çoğunuz gençsiniz. Biz o olayları canlı yaşıyoruz. O kişiler, denizler olsun, İbrahimler olsun çok yakın arkadaşlarımızdır. Deniz, Hüseyin, Yusuf. Yanlış yaptık deselerdi. Yanlış yaptık deselerdi İdama gitmezlerdi. İdama gitmezlerdi. Öyle bir onurlu kesimin, öyle bir onurlu kesimin atlarını ağızlarına çakal sürüsünün almaması lazım. Önce arkadaşlar eski BDK başkanımızı işaret ediyor. Ben kısa kesiyorum. Hepinize saygılar sunarım. Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.